Amerika'nın kontrolünde ve Juan Guaido yönetimindeki başarısız darbe girişimi sürecinde Amerikalı yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, orduda ve halkta karşılık bulmamasına rağmen askeri müdahale söylemlerini yineledi. Eğer gereken buysa Venezuela'ya askeri harekat mümkün ancak barışçıl geçişi tercih ederiz dedi. ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise Venezuela'da yaşananların bir darbe girişimi olmadığını da öne sürdü. Bu bir darbe girişimi değildir. Juan Guaido'yu Venezuela'nın meşru devlet başkanı olarak tanıyoruz dedi. Bolton bir süredir Maduro'dan sonraki gün ne yapacakları konusunda planlama yaptıklarını da söyledi. Venezuela'da yakın zamanda bir yönetim değişikliği umduklarını belirtti. Ülkedeki hareketlilik nedeniyle dünyanın dört bir yanından çağrılar da geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela'daki olayların ardından Güvenlik Konseyi'ni acil olarak topladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada darbecilere şiddetten vazgeçme çağrısı yapıldı. Kan dökülmesinden ve düzensizlikten kaçınmak önemlidir denildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Venezuela'daki taraflara müzakere önerdi. Kaos ve kargaşa, Venezuela'daki anlaşmazlığa çözüm olamaz diye Musevi, meşru hükümet idaresinde siyasi görüşmeler yapılması gerektiğini söyledi. Suriye'dense kınama mesajı geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, darbe girişimini şiddetle kınadı. Darbe girişiminin başarısızlığının, Amerikan politikalarının başarısızlığını temsil ettiğini söyledi. Küba ve Bolivya'dan da Maduro'ya destek geldi. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ve Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales sosyal medyadan yaptıkları açıklamalarda Maduro hükümetine destek verdiklerini belirtti. İspanya ve Meksika ise barışçıl çözüm çağrısı yaptı.